TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Baş döndürücü gelişmeler devam ediyor. Bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan güney sınırımızdaki hareketlilik, 18 işçinin kaçırılması güne damga vuran bir başka gelişmeydi. Milli Güvenlik Kurulu terörü ve terörle mücadeleyi konuştu. Paralel yapıyla mücadeleye konuştu. İşte bütün bunların altında Türkiye 1 Kasım'da seçimlere gidiyor. Günler hızla azalıyor. Artık 58-57 geriye sayım başladı. AK Parti'nin 12 Eylül'de önemli bir kurultayı var, kongresi var. Bu kurultayla, bu kongreyle seçimin aslında kodları, hangi unsurlar, hangi anekdotlar kullanacak bunlar belli olacak. İşte biz seçimlere giderken ısınan Ankara siyasetini, bundan sonra olacakları, partilerin konseptlerini 1 Haziran'la 1 Kasım arasında ne farklılıklar olacak bunları konuşacağız. Çok önemli bir konuğumuz var. Eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Lütfü Elvan. Sayın Bakan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nuri Elibol, İhlas Medya Ankara Grup Başkanı. Programı beraber hazırlayıp sunuyoruz. Nuri Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bakalım. Sayın Bakanım, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da vardı. Bugün aslında Gözler oradaydı. Aslında at başı giden, beraber yürütülen, seçim hükümetiyle yürütülmek durumunda kalan, hükümetin kurulamamasının ardından böyle bir durum var. Bakıldığı zaman dün çok önemli bir toplantı vardı. PKK'ya 120 aşiret, STK, toplumun önde gidenleri, meleler, oradaki önde gelen insanlar adeta baş kaldırdı. Onları yürekten herhalde kutlamak gerekiyor. Evet. Ve dedi ki bu silahları durdurun, susturun. Belki Selahattin Demirtaş'ın çağrılarından sonra tırnak içerisinde bununla başlamak gerekiyor. Bu soruyu sormak gerekiyor. Ne dersiniz? Güneydoğu'da bir hareketlenme mi var? Bütün bunlara rağmen bu cesur yürek olarak kabul edilebilecek insanların bu çağrıyı yapması anlamlı değil miydi? Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Biliyorsunuz bizim özellikle 1990'lı yıllardan gelen, hatta 1980'li yıllardan gelen kronik bazı sorunlarımız vardı. Türkiye olarak çözmemiz gereken ama bir türlü çözülemeyen kronik sorunlarımız vardı. Biz 2002 yılında iktidara geldikten sonra teker teker bu kronik sorunları çözmeye başladık. Çözülemeyen denilen sorunları çözdük. İşte bir enflasyon canavarı vardı, hatırlayınız. 20 yıl, 30 yıl ekonomistler konuştular, tartıştılar, bilim adamları konuştular ama bir netice alamadılar. Çözdük. Arkasından sosyal güvenlikle ilgili yıllardan beri gelen, onlarca yıllardan beri gelen sorunlar vardı. Batık bir ve sosyal güvenlik. İnsanlar günlerce öncesinden randevu almaya çalışıyorlardı. Ve sabahın 3'ü 4'ü gibi hastaneye gidip saatlerce 8 saat 10 saat düşünün, bir hastanın 8 saat 10 saat kuyrukta beklemesini düşünün. Bu tür sorunlarımız vardı. Bunların hepsinin üstesinden geldik. Ekonomimizde çok ciddi gelişmeler söz konusu oldu. Büyümemiz gerçekten diğer gelişmiş ülkelerle, hatta birçok gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında oldukça yüksek bir performansla seyretti. Evet, kronik sorunlarımızdan bir tanesi de terör konusuydu. Buna yönelik de çok ciddi adımlar attık. Aslında ta 2002 yılından itibaren, yani bizim iktidara geldiğimiz günden itibaren özellikle temel hak ve hürriyetler alanında, demokratikleşme alanında çok önemli adımlar atıldı. Ve biz hep şunu söyledik. Bizim için önemli olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Her bir bireyin temel hak ve hürriyetlerini daha da yukarılara çekmek için her türlü gayreti göstereceğiz ve gelişmiş ülke standartlarına getireceğiz dedik. Ve bu amaca yönelik olarak ciddi adımlar atıldı. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürt kökenli vatandaşlarımıza yönelik geçmişte uygulanan ciddi bir baskı söz konusuydu. Bir vesayet anlayışı vardı. Bunları tamamıyla ortadan kaldırdık. Ama bir taraftan biz demokratikleşmeyi sağlarken, o bölgede yaşayan insanlarımızın rahat bir nefes almasını sağlarken, özgürce yaşamlarını devam ettirmesini sağlarken ve geçmişte konuşamayacakları, ifade edemeyecekleri her hususu ifade edebilirken, ki bu aşamaya gel. Diğer taraftan biz o bölgenin özellikle altyapı yatırımlarını önemli ölçüde geliştirdik. Hatırlayınız, 12-13 yıl öncesine bir geri dönünüz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde doğru dürüst yol yoktu. Bugün hangiyle giderseniz gidin,
kaliteli, yüksek standartta bölünmüş yolları göreceksiniz. Havaalanları, yol. Havaalanları, yollar, her türlü barajlar, sulama kanalları. Ya çok değil, neye Hakkari bakarsanız... Havaalanı'ndan herhalde değil mi Nuri Bey? Hakkari'ye havaalanı yapılacak denilseydi bize, çok değil 2007 yılında inanmazdık herhalde. Biz eğer kötü niyetli bir hükümet olsaydık bunları yapar mıydık biz? Biz samimi olarak o bölge halkına inandık. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın gerçekten birinci sınıf vatandaş olabilmesi için gerekli her türlü adımı attık. Milli Birlik ve Beraberlik Projesi'ni başlattık. Arkasından çözüm süreci aşamasına geçtik. Ve bu aşamada hatırlayınız ne dediler? Mayıs 2013 silahları bırakacağız dediler. Doğru mu? Türkiye'den çekileceğiz. Türkiye'yi terk edeceğiz dediler. İki sene önce. Biz de inandık. Çünkü bunu açıkladılar. Ama çekilmediler. Çekiliyor gibi yaptılar. Aynen öyle. Çekiliyor gibi yaptılar. Ve bu arada geçmişte vatandaşlar üzerinde oluşturulmaya çalışılan o vesayeti terör örgütü doldurmaya başladı. Yani yeni bir vesayet anlayışı bölgede oluşmaya başladı. Bölge halkı üzerinde terör örgütünün inanılmaz bir baskısı oluşmaya başladı. İnsanlar konuşmaktan çekinir hale geldiler. Konuşamadılar. Dertlerini anlatamadılar. Niye anlatamadılar? Çünkü biz bu meseleleri konuşursak bizi de öldürürler. Benim ailem var. Bir şey söyleyeyim. Benim dükkanım var. Bir şey söyleyeyim. Benim arabam var. Bir vatandaşa sormuştum ben. Demiştim ki yani siz... Yani bizim Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt etnik kökenli insanlarımız yiğit insanlardır. Yani şeyine evet. sahip çıkar, onuruna, gururuna sahip çıkar. Dedim ki ya yani bir tarafta devlet, bir tarafta terör örgütü PKK var. Buna niye isyan etmiyorsunuz? Bana şöyle bir örnek vermişti. Ya devletin yine bir adaleti var. Devletin bir yasası var. Devlet kurumlarının tabi olduğu hukuk kuralları var. Bir anayasa var. Hiç olmazsa onların sınırları içerisinde bana eziyet edebilir. En fazla bir tokat atabilir. Ama öbürünün böyle bir kuralı yok. Yani sizin sorunuza cevap vermeden önce bu konuya girmemin temel nedeni şu. Özellikle sosyal medyada ve kamuoyunda sanki durup dururken hiçbir şey yokmuş gibi bizim güvenlik güçlerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz o bölgede bir takım operasyonlar yapıyorlar. İşte gibi kamuoyunu yanıltıcı bazı makaleler, işte sosyal medyada mesajlar çok sıkça görmeye başladık. O nedenle bunu biraz daha detaylı anlatma gereğini hissettim. Siz düşünün, o bölgede, o bölgemizde, birçok ilimizde devletin bir vergi dairesi var. Çalışan bir sistemi var. Örgüt, terör örgütü vergi toplama girişimine başlıyor. Ben soruyorum, yani bugün PKK'yı destekleyen terör örgütüne sempati duyanlara soruyorum. Devlet içerisinde bir devlet olur mu? Kendi sözde vergi dairelerini kuruyorlar. Vatandaştan para topluyorlar. Kendi sözde mahkemelerini kuruyorlar. Böyle bir anlayış söz konusu olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna nasıl müsaade eder? Evet. Buna müsaade etmesi yönetim mümkün yapıları değil. Da var zaten. Bunun dışında... Bakıyorsunuz yine liderleri yakın bir zamanda özellikle 7 Haziran seçimlerinden sonra öz savunmanızı gerçekleştirin diyorlar. Ne demek öz savunma? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik kuvvetleri vardır, emniyeti vardır, silahlı kuvvetleri vardır. Onlar şunu söylemek istiyorlar. Demek istiyorlar ki siz artık silahla mücadele edin. Nitekim bunu da söylediler. Hep silahlandı. Halk savaşı... Silahlanın denildi halka. Direkt söylendi yani. Bunlar ifade edildi. Evet. Bunun dışında hatırlayınız yine Kandil'den 11 Temmuz'da yapılan bir açıklama var. Evet. 11 Temmuz'daki açıklamayı hatırlarsak eğer... Süreç bitmiştir. Yani çözüm daha süreci bu şey falan yoktu ortada. Bu... Suruç falan. Hayır hiçbir şey yok, ortada yok. 11 Temmuz'da var. 14 Temmuz'da evet. açıklamaları var. 15 Temmuz'da açıklamaları var. Ve ateşkes tek taraflı olarak
bitmiştir. Çözüm süreci bitmiştir. Evet. Eğer siz çözüm sürecinin devamını istiyorsanız buradaki işte baraj yapımını durduracaksınız. Yolları durduracaksınız. Kale kol yapımını durduracaksınız. Ya devlet yatırım yapıyor oraya. İnsanlara istihdam sağlamak için. İnsanların ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde, daha konforlu bir hayat yaşamaları için altyapı yatırımları yapıyor. Bunu engelliyorlar. Ve 11 Temmuz'da hatırlayınız, Kandil dedi ki artık çözüm süreci bitmiştir. Biz sizinle savaşacağız. Halk savaşını başlatıyoruz dediler. Ve o günleri hatırlayınız yine. Hemen hemen her gün birkaç saldırı, özellikle araçların yakılması, yük taşıyan, eşya taşıyan, gıda malzemeleri taşıyan araçların yakılması, insanlara saldırmalar, işte iki polisimizin yatağında şehit edilmesi, evet. Hatırlayınız o günleri. Şanlıurfa'da. Şimdi olaylara baktığınızda aslında çözüm sürecini terör örgütü hiçbir zaman istemedi. Evet. Efendim şimdi bu konuda, burada gittiğimiz evet, her yerde ama şu bir, sorduğunuz soruya evet, geleceğim ama. Efendim yalnız bu konuyu biraz çabuk toparlamamız lazım. Çok soracağımız sorular evet. var ve bu konuda size sorulması gereken sorular da var. Sivillere yönelik ve doktorlara yönelik özellikle ve eczacılara yönelik ki birisi de AK Parti İl Baş Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Ve şu an Çukurca'da doktorlar istifa etti. 6 doktordan ikisi çocuklara aşı yapılamaz duruma geldi. Ve Selahattin Demirtaş bugün dedi ki doktorlara saldırı, sağlık çalışanlara saldırıyı kesinlikle kabul edemeyiz dedi. Neyi kabul ediyor? Sağlıkçılar dışındakilere mi saldırın demek istiyor acaba? Yani şimdi bunları anlamak mümkün değil. Elbette biz şunu önemsiyoruz. Çok açık ve net. HDP'nin gerçekten siyasi bir parti olarak mecliste yer alması, hatta oy oranını artırarak mecliste yer alması, bunlar önemli şeyler, önemli hadiseler. Özellikle siyasal ortamda bu meselelerin bizatihi tartışılacağı yer, konuşulacağı yer meclisidir. Meclis, Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'dir. Bu açıdan ben bunu önemsiyorum. Ama diğer taraftan siz eğer ambulansa saldırırsanız, doktora saldırırsanız, mühendise saldırırsanız ve onlardan cımbızla sadece doktora, sağlıkçıya saldırmayın derseniz bu anlamlı olmaz. PKK'nın saldırılarını lanetliyorum demesi samimiyeti gösterir mi? Sayın Demirtaş şunu söylemeli. Eğer gerçekten samimi ise Diyarbakır'a gitmeli. Yapmış olduğu bir mitingde PKK terörünü lanetlemeli. Diyarbakır'da bunu yapmalı. Selahattin Demirtaş Mardin'de Diyarbakır'a yapmalı. Gidip PKK terörünü orada lanetlemeli. Orada lanetlemeli. Evet. İzmir'de, İstanbul'da barıştan bahsedip Güneydoğu'ya gidip öz savunmanızı yapın diyen bir lider ikircikli davranıyor. Herhalde bu işin tılsımının bozulduğu nokta 6-7 evet. Ekim midir? 6-7 Ekim'dir. Değil mi? Yani çok önemli. Çözüm sürecinin aslında kırılma noktası. Çözüm yani. Sürecinin kırılma noktası Kobani hadisesidir. O süreçte biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti Çağırın. Devleti Kobani'de yaşayan Kürtlere ciddi bir destek sağladı. 200 bin kişiyi bir gecede kabul ettiler. 200 bin kişiyi kim kabul eder? 15-20 kişiyi bile kabul etmekte zorlanan bir Avrupa devleti evet. var. Avrupa Birliği'nin üyesi ülkeler var. Düşünün bir günde 200 bin kişiyi kabul eden bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Onlara kucak açtı. Ve Kobani'nin gerçekten özgürlüğüne kavuşması yönünde ciddi evet. destekler verdi. Ama ne oldu bunun neticesinde? Kobani'ye destek veren Türkiye Cumhuriyeti devleti, sanki Türkiye Cumhuriyeti devleti destek vermemiş, bizatihi sabote etmiş gibi bir söylem içerisine giriyor. Çağrı yaptı. Yani ağızlarından şu anda barış çıkıyor ama kafalarının arkasında savaş. Ama bu şey böyle bu algı zaten oluşturuldu bir şekilde. Yani bu algı, sizin söylediğiniz algı sadece paralel yapı tarafından da çok fazla pohpohlanarak bu söylediğiniz şeyi oluşturdu. Efendim burada önemli bir nokta var. Cumhuriyet Halk Partisi yarın tezkereye evet diyeceğini açıkladı. Bir yıl önce aynı tezkereye hayır demişti. Şimdi bu 1 Kasım'a giderken ulusalcı veya MHP'ye kaçırdığı oyları toplamak mıdır? Bir de burada özellikle İstanbul'da üçüncü olan bir HDP biliyoruz biz.
bu seçimlerde, 7 Haziran seçimlerinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nden üst düzey yöneticilerin, genel başkan yardımcılarının biz HDP'ye biz de oy verdik dediğini biliyoruz. 7 Haziran'dan sonraki MKYK toplantısında. Metropol'deki oyları Cumhuriyet Halk Partisi iktidar alternatifi ise HDP'den geri alma durumuna geçmiş demek midir bu tezkereye vereceği evet oyuyla? Bir yılda ne değişti? Çünkü aynı tezkere, aynı unsurlar, her şey aynı. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçi söylem içerisinde olan Milliyetçi Hareket Partisi, her iki parti 7 Haziran seçimleri öncesi hatırlayınız, HDP aleyhine herhangi bir açıklama yapmadılar. Ve kampanyalarının tamamını Cumhurbaşkanımız üzerinden yürütmeye çalıştılar. Halbuki Cumhurbaşkanımız devletimizin başı. Senin muhatabın siyasi partilerdir. Gel bizimle mücadele et. Cumhurbaşkanımız üzerinden siyaset yürütmeye çalıştılar ve saldırdılar, hakaretler ettiler, küfürler ettiler. Sayın Bahçeli, hatırlayınız, 7 Haziran öncesi HDP aleyhine hiçbir açıklama yapmamıştır. Mitinglerde onlar aleyhine konuşmamıştır. Onlar da HDP'nin, MHP de HDP'nin yüksek oy almasını istedi aslında. Cumhuriyet Halk Partisi de istedi. Yani barajı aşmasını istediler. Bileşik kaplar sistemi. Bileşik kaplar sistemi gibi. Ha, onlar şunu biliyorlardı. Hem CHP hem de Milliyetçi Hareket Partisi elbette yani iktidara gelemeyeceklerini. Yani AK Parti'nin tek başına iktidarını kesmek için tabii, bunu yaptılar. AK Parti'nin tek başına iktidarını kesmek için, tek başına iktidar olamaması için. Bir de şey, biri yükselince öbürü de yükseliyor. Her türlü, bileşik kaplar sistemi. Her türlü gayreti gösterdiler. Ve biz biliyoruz paralel yapı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden az da olsa bir kitle o dönemde HDP'ye oy verdi. Ama paralel yapının tamamı neredeyse HDP'ye oy verdi. Buradaki temel amaç AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesini engellemekti. Şanlıurfa polis lojmanlarından çıkan %70'lik HDP oy oranı gibi. Yani düşünün. Yani düşünün, bir taraftan ben işte milliyetçiyim, vatanseverim diyeceksiniz. Diğer taraftan işte terör örgütüyle el ele kol kola yürüyen bir partiye destek vereceksiniz. Bunların ne kadar milliyetçi, ne kadar vatansever olduğunu hepimiz şeyden görüyoruz. Bir açıklama, milletimiz de görüyor. Şeyde açıkçası. Bir açıklama vardı, takip ettiniz mi bilmiyorum. Bir CHP heyeti Doğu ve Güneydoğu illerini gezerken Fikri Sağlar Bey oradan bir açıklama yaptı. Dedi ki bu kirli savaşı kimin çıkardığını ve kimin sürdürmek istediğini biliyoruz diyerek devleti işaret etti. Adeta Cumhurbaşkanlığını işaret etti. Aynı gün sanıyorum The New York Times'ta bir makale yayınlandı. O makalede de aynı sözlerle ama çok benzer sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidarını güçlendirmek için savaşı büyütüyor. Sayın Sağlar'a şunu sormak lazım o zaman. Bu kampanya yurt sanki dışından mı pişirilerek yine hani bu seçimde de 7 Haziran'da olduğu gibi Erdoğan'ı hedefe koyan tüm muhalefetin üzerinde bir uzlaştığı bir kampanya mı olacak? Şimdi hatırlarsanız Mayıs 2013 tarihine tekrar geri dönelim. 2013 yılının ilk ayları. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik açıdan performansının belki son 150 yılın en yüksek mertebesine ulaştığı bir an. Faizler %4'lere düşmüş. Ekonomi gayet iyi gidiyor. Büyüme performansımız iyi. Yatırımlar gayet iyi gidiyor. Ülkenin önü açıldıkça açılıyor. Böyle bir ortamda hatırlayınız, yurt dışında Cumhurbaşkanımız aleyhine, Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik makaleler çıkmaya başladı. Gazetelerde manşetler atılmaya başladı. Hatta ben o tarihte bir Almanya ziyareti gerçekleştirmiş idim. Büyükelçiyle yapmış olduğumuz büyükelçimizle sohbette ya 2-3 gün arayla işte sayın o zaman başbakanımızdı, sayın başbakanımız aleyhine yazılar çıkıyor gazetelerde. Kendi liderlerinden bahsetmiyorlar. Kendi bakanlarından, kendi hükümetlerinden bahsetmiyorlar. Ama Cumhurbaşkanımız o gazetelerin birinci sayfalarını birinci sayfalarından evet manşetten Cumhurbaşkanımız aleyhine yazılar yazmaya başladılar. Neden bunu yazıyorlar? Çünkü şöyle 40-50 yıllık bir sürece baktığımızda Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider gelmedi Türkiye'ye. Ya Avrupa'ya baktığımızda, Avrupa geneline baktığımızda Avrupa'da da
Recep Tayyip Erdoğan standardında bir lider çıkmadı. Ve Türkiye önünü açtıkça açmaya başlamıştı. Bir de yönetilebilen bir ülkeden alındı. Ve böyle bir ülkeden, böyle bir gelişmeden açıkçası ürktüler. Ve Türkiye'nin gelişmesinden, büyümesinden ciddi bir rahatsızlık duydular. Hatırlayınız, işte Mayıs gezi olaylarını hatırlayınız. Almanya'dan piyanosuyla getirilen vatandaş tek başına çıkıp geldi Taksim Meydanı'nda piyano mu çaldı? O vatandaş bizden çıktı, Ukrayna'ya gitti. Diğer ülkelere dolaştırıldı bu adam. Kimin adamı? Kimin için çalışıyor? Ne için çalışıyor? Bizim piyanistimiz yok mu? Bizim piyanomuz yok mu? Bizim sanatçımız yok mu? Bizim Alman sanatçıya mı ihtiyacımız var? Ne için geldi bunlar? Bunların hepsini vatandaşlarımız gördü. Ve Mayıs 2013'ten sonra da sürece baktığımızda acaba biz AK Parti'nin önünü nasıl kesebiliriz arayış içerisinde yani girdiler. Bütün bu planlar 2013'te aslında start aldı kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. 2013'te bu start efendim, aldı. Nuri Bey'in sorusu çok önemli. Evet. Çok önemli ama orada hani devamında da aslında şu da sorulması gerekiyor. Zamanı da iyi kullanmak anlamında siz de konuşuyorsunuz kesmek için değil de kusura bakmayın. Efendim şimdi 7 Haziran'da bütün Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuştu. Birinci partiyle dördüncü parti yarıştırıldı. Şimdi bakıldığı zaman yine Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP'nin aynı söylemi kullandığını, Selahattin Demirtaş'ın da başkan yaptırmayacağız, daha da ileriye giderek taşıdığını görüyoruz. O zaman bu konsept devam ediyor. Yani bulunan maden HDP ve HDP üzerinden devam edeceği görülüyor. O zaman sizin karşı argümanlarınız ne olacak? Günlerdir şimdi, toplantı üstüne toplantı yapıyorsunuz. Bazı çalışmalarınız var. AK Parti neleri farklı koyacak? Şimdi bakınız biz 2002 yılı sonundan itibaren, 2003 yılından itibaren samimi olarak neyi düşünmüşsek işte bizim önümüze şu şekilde engeller çıkarırlar. İşte şunlar engellerler. İşte aman şu tür adımları atmayın. Bu son derece risklidir. Sizin partinizi kapatırlar. Sizin önünüzü keserler. Biz bunların hiçbirisini dinlemedik. Vatandaşımız için doğru olan neyse tüm adımlarımızı attık. Bundan sonraki süreçte de atacağız. Hiç kimseden korkumuz yok. Bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için elimizden ne geliyorsa bunları yapacağız. Canımızla, her şeyimizle gece gündüz çalışarak bu ülkenin önünü açmaya çalışacağız. Bakınız şu belirsizlik ortamına. Yatırımcılara bak, iş alemine. Yatırım yapıyorlar mı? Hayır. Neden yapmıyorlar? Çünkü belirsizlik var. Bir belirsizlik var. Ne olacağını bilemiyoruz diyorlar. Diğer taraftan talep tarafına baktığımızda insanlar taleplerini erteliyorlar. Bugün ihtiyacı olan bir şeyi bir bakalım 2-3 ay bir geçsin ona göre alacağımız, eğer bir ihtiyacımız varsa, araba ihtiyacımız varsa 2 ay 3 ay sonra, ev ihtiyacımız varsa 2 ay 3 ay sonra bir bakalım diyorlar. Bir anlamda Türkiye'nin hem büyüme performansı daha yavaşlıyor bu belirsiz ortamda, hem de doğal olarak hem iş alemine hem de vatandaşlarımıza bu yansıyor. Ya dolayısıyla bunu sihirli kaynak güven ve istikrar. Tabii yani güven ve istikrar son derece önemli. Gerçekten o sihirliymiş yani. Elbette. Diyorlar ya elbette. Bu AK Parti iktidar 13 yılda altın mı buldu? Petrol mü buldu? Aslında 3 ayda her şey inanıyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Biz samimiyetle inanıyoruz. Elbette bizim de yani bu 12-13 yıllık süreçte zaman zaman çok nadir de olsa eksik yaptığımız, belki ufak tefek yanlış yaptıklarımız bir takım hususlar söz konusu olmuş olabilir. Biraz daha ayaklarımızı sağlam basarak yürüme anlayışını yerleştirmemizden dolayı biraz daha temkinli davranmış olabiliriz. Ama biz de kendi muhasebemizi yaptık bu süreçte. Biz vatandaşımızın tercihine elbette saygı duyuyoruz. Saygı duymaya da devam edeceğiz. Çünkü bizi buralara kadar getiren, bize destek veren vatandaşlarımız. Ama şöyle bir algı oluşturuluyor muhalefet tarafından, takip ediyorsunuzdur siz mutlaka.
Çünkü ben görüyorum siz partinin partinin stratejilerin belirlenmesindeki ekibin içerisinde sürekli sizi de görüyorum ben tüm şeylerin belirlenmesinde. Şöyle bir algı oluşturmaya başladı muhalefet ve bunda da kısmen de başarılı olmuş durumda. Ben sahada bunu görebiliyorum. İki tane şey oluşturmaya çalışıyor. Bir 7 Haziran sonrası çıkan tabloda bir koalisyon mümkündü ama AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı da tesiriyle bunu yapmadı. Seçmenin hı hı. iradesine saygı duymadı. Bir, iki, tekrar seçimi zorlayıp işte terörü ve istikrarsızlığı vatandaşa dayatarak, evet. terörü ve istikrarsızlığı vatandaşa dayatarak oylarını artırmanın peşinde. Bu algıyı nasıl değiştirdi? Şimdi böyle bir algı oluşturmaya. Birincisi terör konusunda aslında yeterince cevap konuştum. Verdiniz, evet doğru. Ve biz aslında terörün artması sizin aleyhinize de yani. Bu ülkenin üniter yapısının korunması, milli birlik ve beraberliğimizin devamı açısından şu bölgede, özellikle o bölgede, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaptıklarını teker teker anlattım. Ve çözüm sürecini sabote edenin kimler olduğunu anlattım. Evet, tekrar bu konuya girmek istemiyorum. Yani bununla ilgili gerekli her türlü açıklamayı yaptım. Ama koalisyon konusuna gelince, evet efendim. Buna mutlaka girmemiz lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. 7 Haziran akşamından koalisyonun gerçekleşemeyeceği güne kadar olan süreçte AK Parti Genel Başkanımız ve tüm AK Parti camiası hep aynı çizgide hareket etmiştir. Hiçbir zaman zikzak yapmamıştır. Ve kafasının arkasında hiçbir zaman farklı veya başka bir düşünce olmamıştır. Açık, şeffaf ve net bir şekilde düşüncesini aktarmıştır. Gelelim MHP'ye. MHP'ye bakalım. Efendim MHP'ye bir sponsorumuz var. Çok özür diliyoruz. Reklam arası vermemiz lazım. Yönetmen arkadaşım uyarıyor. Kesmemek için oradan devam edelim. O çok önemli. Artı 12 Eylül'de neler yapılacak? Kongrede hangi sürprizlerle karşılaşacağız? Yeni söylemler, yeni vaatler neler olacak? Siz çünkü çok ciddi bir çalışma içerisindesiniz. Onları da almaya çalışacağız. Ve tabii ki ulaştırma projeleri. Kısa bir aranın ardından buradayız efendim. Evet efendim yayına devam ediyoruz. Tekrar etmek gerekirse hatırlatalım. Konuğumuz eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Lütfü Elvan. Sayın Bakanım reklama gitme zorunda kaldım. Siz tam MHP demiştiniz. Evet. Çünkü MHP ile yapılan görüşmeler aslında hani şunu da hatırlatalım. Kamuoyunda 7 Haziran sonrasında AK Parti tabanı ile MHP tabanı hatta gazetelere de AK hareket olarak yansıyan bir taban buldu. Hepimiz de destekledik yani bunu hani bu koalisyonun olması için. Ama oraya da kapılar kapandı diyorum ve MHP demiştiniz. Şimdi size bırakıyorum. Bizim tabanımız AK Parti tabanı Milliyetçi Hareket Parti ile bir koalisyon yapılmasının uygun olacağını düşünüyordu anketlere baktığımızda. Milliyetçi Hareket Partisi'ne tabanına baktığımızda da Milliyetçi Hareket Partisi'nin ağırlıklı bir oranı bizim oranımızdan çok daha yüksek bir oranda MHP'nin AK Parti ile koalisyon yapmasını arzu ediyordu. Belki açıklamadı ama Cumhurbaşkanı da böyle bir şeyi destekliyor görünüyor. Evet. Bilemiyorum. Yani Cumhurbaşkanı o konuda ben şunu da Sayın Cumhurbaşkanımız başından itibaren son derece istikrarlı ve tarafsız bir aslında Cumhurbaşkanı da MHP AK Parti koalisyonunu destekledi gibi. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Herkes bir şeyleri okumaya çalışıyor açıkçası. Yani bizim için geçerli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına bakarsanız o süreçte baştan beri koalisyonu teşvik eden, bir an evvel koalisyonun kurulması gerektiğini ifade eden çok sayıda açıklaması vardır. Ama yine tekrar MHP'ye dönecek olursak hem AK Parti tabanı hem de MHP tabanı MHP tabanının da ağırlıklı bir kesimi AK Parti ile koalisyon yapılmasına uygun görüyor idi. Anketlere baktığımızda. MHP Genel Başkanı'nın 7 Haziran akşamından itibaren yapmış olduğu açıklamalara bir bakın. Zannedeceksiniz ki ya 10 farklı lider mi var burada? Bu bir tek lider tarafından böyle bir açıklama bu kadar kısa bir sürede söz konusu olamaz diyecektir. Dışarıdan birini getirin. Yani Türkiye'yi tanımayan birini getirin. Bu açıklamaları önüne koyun.
Sayın Bahçeli'nin açıklamaları. O vatandaş şunu söyleyecektir, o kişi. Olamaz. Bir lider 2 aylık bir süre içerisinde bu kadar farklı bir söylem içerisinde olamaz diyecektir. Tek bir kişinin bu söylemi gerçekleştirmesi mümkün değildir diyecektir. Niye diyecektir? Çünkü 7 Haziran akşamı ne dedi? Bir an evvel erken seçim. Sonra ne dedi? AK Parti HDP ile koalisyon yapsın dedi. Talimatlar verircesine. Yani %15-16 oy almışsın. Neticede sen kime talimat veriyorsun? Sen kendi partine bak. Herkes kendi partisi içerisinde ne yapacağını bilir. Bırak bu talimatları. Arkasından AK Parti CHP ile koalisyon yapmalıdır. Yani kendisinin hep kendisi dışarıda. Evet, evet, evet. Hükümet olmaktan korkuyor. İktidara gelmekten, iktidarı paylaşmaktan korkuyor. Arkasından genel başkanımızla birlikte, ben de vardım o görüşmede, Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettik. Orada Sayın Bahçeli ısrarla siz gidin Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon yapın dedi. Ya sana mı soracağım yapacaksın? Allah Allah. Evet. Size mi soracağım? Yani kendi görüşünü ifade edebilir. Sizinle koalisyon kurmak istemiyorum diyebilir. CHP ile anlaşma sağlanamaması neticesinde genel başkanımızın MHP genel başkanı ile yapmış olduğu ikinci görüşmede genel başkanımız başbakanımız Sayın Davutoğlu özellikle teröre karşı alınan önlemleri detaylı bir şekilde anlatıyor. Ve daha sonra koalisyonla ilgili görüşmelere geçmeden Sayın Bahçeli diyor ki biz AK Parti ile sizinle koalisyon yapmayı düşünmüyoruz. Genel Başkanımız soruyor, emin misiniz gerçekten siz bizimle koalisyon yapmak istemiyor musunuz? Sayın Bahçeli, hayır biz sizinle koalisyon yapmak istemiyoruz diyor. Peki bir azınlık hükümetine destek verir misin? Ki bir önceki toplantıda orada bir marjinal ifadesini kullandı. Yani marjinal bir destek verebileceğini ifade etmiş idi. Bu verebilirim demek. Öyle yorumlayabilirsiniz. Bir de şöyle açıklamalar yapıldığında insan umutlanıyor. Yani ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda biz gündemimizi taşın altına koyuyoruz. Erken seçime hayır. Azınlık hükümetine hayır. Koalisyona. Hayır. Seçim hükümetine de hayır. Seçim hükümetine hayır. Peki yani neye evet? Nedir? Siz değil miydiniz söyleyen, ben işte bu ülkenin geleceği için, bu ülke için gövdemi bile koyarım diyen. Nerede sizin gövdeniz? Bırakın gövdenizi. Siz arkanızı dönüp koşarak kaçıp kaçıyorsunuz. Şimdi MHP'nin durumu bu. Koalisyondan kaçan, koalisyon istemeyen, ki bizim tabanımız da istiyordu, onu da ifade ettim, MHP'dir. CHP'ye gelince, biz o konuda da son derece samimi bir yaklaşım içerisinde olduk. Son derece olumlu, müsbet bir istikşafi görüşmeler süreci geçti. Ben de o görüşmelere katıldım. Ve gerçekten tarafların birbirlerini anlaması açısından, çok önemli görüşmeleriydi. Ben çok önemsiyorum o görüşmeleri. Ancak sonunda bir değerlendirme yaptığımızda Cumhuriyet Halk Partisi biz bir onarım hükümeti istiyoruz. Restorasyon hükümeti dedi. 13 i̇şte yılın restorasyon. Onarım anlamında. Yani 13 yılda yapmış olduğunuz tahribatları düzeltici bir hükümet istiyoruz. Sizin tahribatlarınız. Evet, bizim tahribatlarımızı. Sözde bizim tahribatlarımız. Biz de bir reform hükümeti. Siz de 13 yıla şey diyorsunuz. Biz de, başarı hikayesi evet, diyorsunuz. Evet. Vatandaşımızın desteğini gördünüz. Halen biz yani 7 Haziran seçimlerinde %41 gibi çok yüksek bir oy oranıyla en yakın CHP'ye 17 puan fark atmış bir partiyiz. Şimdi biz de bir reform hükümeti olması gerektiğini söyledik. Sağlıklı olarak düşündüğünüzde, şimdi eğitimde, dış politikada birçok alanda
zıta düşüncesi olan iki farklı partiyiz. Evet. Onlar bize 4 yıllık bir koalisyon hükümeti kuralım dediğinde biz samimi olarak şunu düşündük. Ya biz 4 yıl bu kadar farklı yaklaşım içerisinde olan iki farklı partinin 4 yıl bu hükümeti götürmesi belki kurmak kolaydı değil. Ama bir saat sonra yıkılma ihtimali olan evet. bir koalisyondan bahsediyoruz. Onun için biz samimi olarak şunu söyledik. Bakın bu bizim samimiyetimizin bir göstergesidir. Biz dedik ki gelin kısa süreli bir reform hükümeti kuralım. Hangi yasaları çıkaracaksak, hangi değişiklikleri yapacaksak. Bir anayasayı yapalım. Anayasaysa orada kısa anayasa. Süreden zaman verdiniz mi Sayın Bakan? Şimdi bizim oradaki zikretmiş olduğumuz o çok husus, tartışıldığı için sormak istedim. Tabii ki ben o toplantıda değildim. Ama Sayın Başbakanımızın, Genel Başkanımızın açıklamaları, daha sonra Başbakanlığın yapmış olduğu açıklamalar hep kısa süreli bir reform hükümeti olarak öngörülmüştür. Ve biz bu kısa süreli reform hükümetini yaparak, yani gerçekten bu ülkenin ihtiyacı olan hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikleri arasında yer alan, hem bizim önceliklerimiz arasında yer alan yasaları belirleyelim. Bunları teker teker çıkaralım. Ha belki şu da olabilecekti. Yani öyle bir süreç geçerdi ki 3 aylık bir süreç. Abi bakın biz çok iyi gidiyoruz. Devam edelim. De denilebilirdi. Onlar da dediler ki bize hayır bizim parti meclisimizin aldığı karar 4 yıllık koalisyon hükümeti. Yani 6 ay içerisinde bir yeni anayasa yapsaydınız yine tabii, tarihe geçerdi. 4 yani. Yıllık bir koalisyon hükümeti. Eğer 4 yıla evet diyorsanız biz varız. Yoksa biz yoğuz şeklinde bir yaklaşım içerisinde oldular. Ama CHP ile AK Parti arasındaki hükümetin normal şartlarda bakıldığı zaman 4 yıl sürdürülmesi zaten mümkün görülmüyor. Netice itibariyle biz olanca çabayı sonuna kadar gösterdik. Bir koalisyon hükümeti kurulması yönünde. Ancak bu gerçekleşmedi. Neticede şu anda bir erken seçim hükümeti iş başında. İnşallah 1 Kasım'da erken seçimle birlikte tekrar Türkiye eski günlerine kavuşacak. Türkiye hızlı büyümeye devam edecek. Rekabet gücünü artırmaya, ekonomik açıdan, sosyal açıdan, kültürel açıdan, hangi açıdan olursa olsun Türkiye'nin önü inşallah açılacak. Ve bizim belirlemiş olduğumuz 2023 vizyonunu inşallah hep birlikte efendim Alparslan MHP demişken Alparslan Türkeş'in önü özgül ağırlığı çok önemli olan bir insan. Turul Türkeş'in Sayın Başbakan'ın teklifini kabul etmesi. Ve onun öncesinde özellikle seçim hükümeti AKP, HDP veya AKP, PKK söylemlerinin MHP'den yükseldiği bir sırada bunu kabul etmesi bunun önünü ket vurmuş mudur? Son derece çirkin söylemler, yakışık almayan söylemler, bir genel başkana yakışmayan söylemler bunlar. Neticede erken seçim hükümeti dediğiniz hükümet teknik bir hükümet. Yani bu işin bir koalisyon hükümeti kurulamadıktan sonra anayasamız neyi öngörmüş? Bir de böyle bir şey olmasını istemiyorsan azınlığa destek verirsin, olmayı verirdi. Yani bu işi yolu vardı yani, bu imkan vardı. Buradaki hedef nedir? Buradaki hedef şudur. Aslında siyasi partilerin bu erken seçim hükümetine bakan vermemesini anlayamıyorum ben. Samimi olarak anlayamıyorum. Yani neticede 2 ay süreyle bir teknik hükümettir. İşte MHP'den, CHP'den, işte HDP verdi zaten bağımsızlardan. Bakanlar, AK Parti'den bakanlar bir araya gelecekler. Bu ülkeyi seçime götürecekler. Seçime götürecekler. Neticede bir icraat hükümeti değil bu hükümet. Mecliste yasa çıkaracak olan bir hükümet değil. Olağanüstü bir durum olursa hükümetin karar vereceği belki hususlar söz konusu olabilir ki bu noktada aslında halkın %97'sini temsil eden bir hükümet olacak erken seçim hükümetinde. Ama bu olayı farklı yerlere çekmeye çalıştılar. Turul Türkeş'e gelince gerçekten Turul Türkeş devlet adamlığını burada göstermiştir. Memleket meselelerini bilen. Babasının yaptığı gibi mi diyorsunuz? Evet aynen. Babamın izinde gidiyorum evet, dediği için sordum. Babamın izinde gidiyorum demiştir kendisi. Gerçekten bu ülkenin geleceği için ben anayasa bunu böyle emretmiş. Anayasanın uygun gördüğü şekilde bana bu teklif edildi. Ben yine Milliyetçi Hareket Partiliyim. Yine ben
milliyetçiyim, ülkücüyüm ama bu erken seçim hükümetinde ben yer alacağım demiştir. Niye rağmen? Milliyetçi Hareket Partili birçok yöneticinin hakaretlerine tehdit. Rağmen, tehditlerine rağmen. Düşünebiliyor musunuz? Yani neticede 2 aylık teknik bir erken seçim hükümeti. CHP lideri Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor. Eğer herhangi bir CHP, bizde karaktersiz insan yoktur. Ya ne demek bu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Anayasa bu şekilde öngörmüş. Ama mektup bile açılmadan boşluğa düşmüştür söylemleri ve ahlaksız teklif. Ya ahlaksız teklif. 114. Böyle bir şey olabilir mi? Ahlaksız teklif ama. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Yani bakıldığı zaman. Yani siz bütün bunları anlayabiliyoruz. Aslında bu süreç içerisinde biz yine de demokrasinin tüm kurallarının, anayasanın işlediğini de gördük. Yani anormal, olağanüstü bir şey de yaşamadık. Yani PKK terörünün saldırıları dışında Türkiye'de yine de olağanüstü bir şey yaşamadık. Yani hayır. Temayüller neyse, anayasa neyi emrediyorsa, meclis iş tüzüğü neyi emrediyorsa onlar işletildi. Olağanüstü, olağan bir süreç yaşadık tabii. En son çarede seçime gitmekti, seçime gidiyoruz. 1 Kasım'da eğer 7 Haziran'daki gibi, bu aslında sizin açınızdan önemli. Siz Ulaştırma Bakanısınız, eski Ulaştırma Bakanısınız. Eğer AK Parti tekrar tek başına iktidar olma döneminde belki de tekrar Ulaştırma Bakanı olacaksınız belki. Ve sizi, en önemli Türkiye'nin çok stratejik projeleri de sizin bakanlığınızda. Evet. Şunu sormaya çalışıyorum. Eğer 7 Haziran'da yine böyle parçalı bir tablo çıkarsa, işte 3. köprü devam ediyor, yok İzmit o şeyi geçişi devam ediyor. Bir sürü devasa projeler var sizin alanınızda. 3. havalimanı devam ediyor. Batılı devletlerin bütün engellemelerine ve kara propagandalara rağmen 3. havalimanı devam ediyor İstanbul'daki. Bunlar hangi ölçüde etkilenir? Biz açıkçası 1 Kasım seçimlerinde milletimize inanıyor ve güveniyoruz. Milletimiz 1 Kasım seçimlerinde bu ülkenin önünü tekrar açacaktır. O bahsetmiş olduğunuz devasa büyük projelerimiz kısa sürede de tamamlanacaktır. Ki bunlar sadece Türkiye ölçeğinde büyük projeler değil, dünya ölçeğinde, küresel düzeyde son derece büyük, devasa projeler. Onlar ne durumda? Kısa kısa da bize bir... Çok kısa bilgi vereyim. Üçüncü havaalanı konusunda müsaade ederseniz kısa bir bilgi vereyim. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Şu anda konsorsiyum yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Biliyorsunuz kredi sözleşmesi müzakerelerini yürütüyorlar. Nihayileştirmek üzereler. Son aşamaya gelmiş. O çok önemli değil mi? Kredi sözleşmesinin bitmesi demek projenin hızlanması ve önünün açılması demek. Aşağı yukarı nihai aşamaya geldiler. Önemli bir süreci aşmış olacağız. Herhangi bir sıkıntı yok. Çok yoğun bir şekilde geceye gündüz 24 saat konsorsiyum ve binlerce işçi çalışıyor. Şu anda 3. havalimanı için çalışıyorlar. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Planladığınız gibi gidiyor ya. Yani. Planladığımız şekilde gidiyor. Diğer taraftan 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'daki çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz aslında bu yılın sonuna hedeflemiştik hatırlarsanız. 2015 sonu itibariyle hem 3. köprünün tamamlanması hem de Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasını hedeflemiştik. Ancak özellikle mevsim koşullarından dolayı çok yağış aldı biliyorsunuz. Hemen hemen her yerde karayollarında biz çok sık yaşıyoruz. Heyelan oluştu. Hemen hemen her ilde bir heyelanla karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla kazı çalışmalarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda gecikmeler söz konusu oldu. Yine hava koşulları nedeniyle özellikle denizin Marmara boğazlardaki dalga boyu 1 metrenin üzerine geçtiği anda çalışmaları devam ettiremiyoruz. O nedenle bazı aksamalar söz konusu oldu. Ama inşallah en geç 2015 Nisan ayında... 2016 çok affedersiniz. Evet. 2016 Nisan hiçbir ayında... Hiçbir şey kalmıyor mu senin? Hem 3. köprüyü hem de Kuzey Marmara otoyolu... Kuzey Marmara otoyolu deyince de millet küçümsemesin şeyden. Boğaz Köprü'den daha büyük... Tabii. Bağlantı, 90-95 kilometre. Bağlantı yollarıyla beraber diyorsunuz. Bağlantı yollarına da başladık. Evet. 90-95 kilometre. Yani biz mesela hani bastığımız zaman 3. köprüden geçip hani orayla bağlı bir şekilde... Evet. Evet. Otobandan. Evet. Avrasya Tüneli ile ilgili. Yani. Avrasya Tüneli ile ilgili çalışmalarda biliyorsunuz işte geçtiğimiz ay birkaç hafta evvel Sayın Başbakanımızla birlikte en son TBM
makinasının deniz altındaki çalışmasını tamamladı. Işık görüntü törenine katıldık. Şu anda boğazın altından aslında tünelimiz geçmiş oldu. Muhtemelen bir hafta 10 gün sonra biz araçla, tabii trafiği açmıyoruz ama açamıyoruz ama biz kendimiz özellikle araçla geçebilme imkanına kavuşacağız denizin altından. Ama işte bağlantı yollarının yapımı devam ediyor. İnşallah 2006 sonuna da efendim oradaki bağlantı yolları da çok önemli. Evet, onları da soracağız. Başka bir şey de var. Hani 3 kat E5'le 3 kat büyük İstanbul. Onları ama biz programı uzatmak zorunda kaldık. Çünkü siyasi konuları da bitiremedik. Biz bir kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra size sohbete devam edelim. Nuri Bey'in o soruları, özellikle E5 İstanbul trafiğinin çözümüne yönelik sizin daha önce burada konuştuğunuz konular vardı. Biraz da ulaştırma projelerine konuşalım. Çünkü ulaştırma projeleri Türkiye için hayati. Bunları da soracağız. Ama tabii kongrede en azından o şeyleri de almaya çalışacağız. Kongre ne demek? 12 Eylül Kongresi. 12 Eylül Kongresi ile 1 Kasım arasında hangi bağları kuracaksınız? Sayın Başbakan hangi mesajları verecek? Siz hangi mesajları vereceksiniz? Onları da soracağız. Efendim kısa bir aranın ardından Sayın Lütfü Elvan'la Ankara stüdyolarında sohbetimiz devam edecek. Evet efendim devam ediyoruz. Tekrar hatırlatalım. TGRT Ankara stüdyolarındayız. Konuğumuz eski Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Lütfü Elvan. Nuri Eliboğlu'la birlikte soruları yöneltiyoruz. Nuri Bey siz ulaştırma projelerine girmiştiniz. Benim aklım 12 Eylül'de. İsterseniz sizle devam edelim. Şimdi şöyle bir korkum var benim açıkçası. Biraz önce Sayın Bakan söyledi. Bu projeler dünyaya mal oluyor. Yani 3. Havalimanı Türkiye'de değil. Sadece Türkiye projesi değil. Bir bölge projesi. Kocaman bir... Yani dünyadaki tüm trafiği etkileyen, çok hava doğru. Trafiğini etkileyecek. Frankfurt'tan, şundan, bundan hepsinden çok daha büyük bir proje. Onun için insan merak ediyor. Hakikaten tabii bu İstanbul özellikle hava transit merkezi konumuna geldi. Müthiş bir hale geliyor. Çok önem kazanıyor. Olabilir. Yani bunların hepsinin bir sebepleri var. 17-25 Aralıkları falan hepsinin temelinde yatan bu insan da merak ediyor hakikaten. Tabii. Projeleri konuştuk. Geriye benim merak ettiğim iki tane konu kaldı. Bir tanesi 3 katlı büyük İstanbul tüneli. Hı hı. Var. Bir de 4.5G ile ilgili. Evet. Yani o ne durumda? O iki konuyu şimdi konuşalım. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne yönelik tüm İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve gerekli bakanlıklardaki yazışmalarımız hemen hemen tamamlandı. Şu anda teknik çalışmaları önemli ölçüde tamamladılar. Ancak 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne yönelik İşte birkaç sondaj yapılmasına yönelik bazı öneriler var. Onları değerlendiriyoruz. Ben kısa bir süre içerisinde de 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin ihalesine çıkabileceğimizi düşünüyorum. Herhangi bir sıkıntımız yok, problemimiz ne yok. Teknik açıdan bu 3 katta ne özellikle olacak? 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli İstanbul'un trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak, ciddi bir nefes aldıracak bir proje. Düşünün Avrasya Tüneli yine dünyanın önemli projelerinden bir tanesi. 2 katlı bir tünel. Ama bu 3 katlı bir tünel olacak. Orta katından demiryolu hattı geçecek, metro hattı geçecek orta kattan. Ve bir metro bağlantımız olacak. Yani Asya ile Avrupa'yı metro ile birbirine bağlayacağız. İkinci kez bağlayacağız. Ve aşağı yukarı günde 6,5 milyon insanın kullanabileceği bir altyapıyı hazırlamış olacağız. 31 kilometrelik bir metro uzunluğu söz konusu ki İstanbul'daki şu anda mevcut metroları kesen bir yapısı olacak. Yani bunun anlamı nedir? Bunun anlamı İstanbul'daki mevcut metroların omurgasını oluşturacak olan bir metro sistemi olacak. Bir eksen olacak. Nuri abi orada bir de şeyi bağlantı yollarıyla... Birinci kat ve üçüncü kat ise otomobiller ve minibüsler için kullanılacak. Birisi geliş, diğeri de gidiş olacak. Bağlantı yollarını sordunuz zannedersem. Rahatlatacak dediniz ya efendim. Hani tünelin ötesinde bir şeyler var anladık. Şimdi, doğru şimdi mu? Bu tabii tünelin ötesinde yani 3 katlı Büyük İstanbul tünelinden sonra da biliyorsunuz 2 katlı lastik tekerlekli araçlar için tünelimiz söz konusu olacak. Dolayısıyla bu hat, yani karayolu hattı Anadolu yakasından Çamlıca kavşağından
ta şeye kadar mevcut bizim şu anki çevre yolumuza artı yeni yapacağımız Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantı sağlayacağız. Yani 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin otomobiller için kullanılacak olan 2 katı bir anlamda bütün ağlara bağlanacak. Hem D100'e bağlanacak. Evet. Hem şu anki mevcut otobanımıza bağlanacak. Hem de yeni hem yapma. De Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanacak. Yani üçüne de bağlanacak. 4,5G. Dolayısıyla ciddi bir rahatlama sağlamış olacak. Hem iki katlı olan hem üç katlı olan evet. Birbiriyle de bağlantılı olacak. Öyle yani mi efendim? Şöyle üç katlı bir noktadan sonra denizi geçtikten sonra iki katlıya dönüşecek. Tamam. İki katlıya dönüşecek. Ve ağlara bağlanacak. Ağlara bağlanacak. Evet hem mevcut otoyolumuza hem de inşa ettiğimiz şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'na Nur abi 4,5'a geçmeden önce bununla bağlantılı iki katlı tünelin ışık gösterisini yaptı. Efendim o da sahil yolu genişletilerek mi? Ondaki şey ne olacak? Şu anda, espri ne olacak? Onun rahatlığı neyi sağlayacak İstanbul trafiğini? Şu anda biliyorsunuz sahil şeridi 3 geliş 3 gidiş olmak üzere 6 şeritlik bir altyapı var. Biz onu 8 şeride çıkarıyoruz. Yani şerit sayısını artırıyoruz. Yolu genişletiyoruz. Daha da genişletiyoruz. Hatta belirli bölümlerde 10 şerit olacak. Yani özellikle Yeni Kapı'daki o miting alanının olduğu bölgede 10 şeride çıkacak ki yolu önemli ölçüde genişletiyoruz. İstanbul trafiğini bu da önemli ölçüde rahatlatacak. 4,5G'yi de konuşalım. Evet 4,5G biliyorsunuz iletişim şu anda dünyada Türkiye'de olduğu gibi dünyada da lokomotif sektörlerden biri haline geldi. İletişim sektörü. Ben korktum böyle doların, euronun dünya çapında çok oynak olduğu bir döneme denk geldi ama hedeflediğiniz rakamı da aştınız. Bu biliyorsunuz 2.2 milyar euro bir muamen bedeli vardı. Evet. Açıkçası bizim beklentimiz belki 2.5 3'e yakın bir rakam olur diye düşünüyorduk. Ama bizim beklentimizin de oldukça ötesine geçerek %50 nispetinde bir aşağı yukarı artış söz konusu oldu. KDV'siyle birlikte 4 milyar euroya yakın bir para devletin kasasına girecek. Böyle bir ortamda, böyle bir dönemde bu başarılı sonuç dünyadaki gerçekten örnek alınabilecek bir ihale. Operatörlerimiz bu şunun göstergesidir. Gerçekten operatörlerimiz bu teklifleri verenler Türkiye'nin geleceğine inanıyorlar, geleceğine güveniyorlar ve bu alanda para kazanabileceklerine inanıyorlar. Türkiye'nin geleceğine umutla bakıyorlar. En önemli hadise bu. Siz beş... Yoksa bu miktarda 4 milyar euroya aşağı yukarı 13-14 katrilyon liralık bir para devletin kasasına girecek. Bu çok önemli. Bunda da bitmiyor. Diğer taraftan devletin kasasına sadece bu para girmeyecek. Bu paranın üzerine sizin vergi gelirlerinizde çok ciddi artışlar olacak. Neden olacak? Çünkü özellikle 4.5G ile birlikte veri iletişim hızında çok ciddi artışlar olacak. 10 katı, 15, 20 hatta 30 katına varan artışlar ne söz konusu olacak. Efendim? Ne zaman tanışacağız? İnşallah 2016 yılında yılı içerisinde 4.5G ile de tanışma imkanına kavuşacaksınız. 5G'yi de onunla beraber yaptınız. Daha artık Türkiye 5G ihalesi yapmayacak. Belki hayır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözlerini de hatırlatarak bunu soruyu soruyorum tabii size. Şöyle aslında Sayın Cumhurbaşkanımız son derece vizyoner bir bakış açısı ortaya koymuştur orada. Biz ülke olarak iletişim alanında en yüksek teknoloji neyse o teknolojiye sahip olmalıyız demiştir. Ve biz de bu çerçevede 4.5G ihalesini yaptık. Ama arkasından şunu yapacağız, onu da söyleyeyim. Biz özellikle 5G'ye yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyeceğiz. Yani bu hibe şeklinde destekler olacak. Biz arzu ediyoruz ki bir an evvel Türkiye'de 5G teknolojisine sahip olsun ve 5G'ye de geçişi bu şekilde sağlayalım. Bununla da yetinmedik. 4.5G ihalesinde şöyle bir koşul da öne sürdük. Dedik ki yerli üretime ağırlık vereceksiniz. Ulaştırma Bakanlığı bütün projelerinde bunları koydu herhalde son yıllarda koydu, değil mi? Evet koydu. Yani hemen hemen neredeyse devlet demir yollarında da, karayollarında da hep böyle yerli... Yerli üretim şartını... 5G'de nasıl bir yerli üretim efendim? Nasıl bir konsept?
şöyle, eğer herhangi bir ürün, yani mevcut 4.5G ve 5G için herhangi bir ürün 4.5G ve 5G için kullanılacak olan herhangi bir ürün Türkiye'de üretiliyor ise Türkiye'den almak zorunda operatör. Dışarıdan alamayacak. O şartı koyar. Geliştiricisi de olacağız o zaman yani. Tabii. Bu herkes neyin işaretidir? Bu neyin işaretidir? Bak bu neyin işaretidir? Onu da söyleyeyim. Hem Türkiye'deki firmalarımız, yerli firmalarımız, hem de yurt dışındaki yabancı firmalar. Türkiye'ye gelecekler, yatırım yapacaklar. Ha, Türkiye'de üretilen malı alma zorunluluğu var. O zaman ben ne yapayım? Geleyim yatırımı Türkiye'de yapayım diyecek. Evet. Tamam. Ve bunun da zaten ilk sinyallerini aldık. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Çin seyahati esnasında da biliyorsunuz bir operatörümüz anlaşma imzaladı. Ve önümüzdeki dönemde de inşallah bu 5G teknolojisini geliştirme yönünde ciddi destekler Türkiye o 5G'nin vereceğiz. Geliştiricileri arasında yer alacak demek, bu ifadeyi kullanmak şu aşamada bu, doğru olur mu? O doğru önemli. Olur tabii. Doğru olur. Tabii ki doğru olur. Çünkü özellikle 5G konusunda gelişmiş birçok ülke çalışıyor. Japonya çalışıyor. Güney Kore çalışıyor, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki bazı ülkeler çalışıyorlar. Üniversitelerin bu konuda çalışmaları var. Ama bizim de özellikle 5G konusunda ciddi bir destek mekanizması oluşturmamız ve bir an evvel 5G'ye geçmek için tüm altyapıyı oluşturmamız, yeni bir ihaleye çıkmayacağız çünkü, hazır bir mekanizmayı devreye sokacağız. Bu alandaki çalışmaları, özellikle ARGE çalışmalarını çok daha hızlandıracaktır. Sadece yerli firmalar açısından lütfen bakmayınız. Özellikle uluslararası düzeyde çok büyük firmalar ARGE alanında Türkiye'ye yatırım yapacaklar. Çok elinizi belli ettik. Sizi zorlamak istemeyiz ama biz 12 Eylül'deki kongreyle ilgili bizi biraz hakikaten bilgilendirin. Yani ne yapacaksınız? Ne edeceksiniz? Kongre çok önemli. Sayın Başbakan'ın ilk seçimden sonraki ilk kongre. Şimdi kongreyle ilgili şunu ifade edeyim. Biliyorsunuz biz tüzüğümüze göre 3 yılda bir kongremizi yapıyoruz. Biz hiçbir şeyin olağanüstü olmasını istemiyoruz. Her şey olağan sürecinde yürüsün istiyoruz. Yani CHP gibi bir anlayışımız yok. CHP'nin iç tüzüğünde şöyle bir ifade var. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Madem öyle diyorsunuz, sordunuz. Madem öyle, onu da söyleyeyim. En geç 2 yılda bir kongre yapma zorunluluğu var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu 3,5 yıldır neden kongre yapamıyor? Çok merak ediyorum ben. Yani 2 yıl geçtiği gibi tamam 3,5 yıl oldu ve Yüksek Seçim Kurulu'na bir yönetmelik sundular bildiğim kadarıyla. O yönetmeliği de Yüksek Seçim Kurulu uygun görmüş. Bir şey diyemeyeceğim, söyleyemeyeceğim ama iç tüzük, yani benim bildiğim yönetmeliğin üstünde bir düzenlemedir. 2 yıl öngörülüyor ama halen yapamadılar. Herhalde bir kurultaya gitmekten çekiniyor anladığım kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu. Ama biz olağan sürecimizde bunu gerçekleştireceğiz. Herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Elbette işte neler söyleyeceksiniz, Sayın Genel Başkanımız neler ifade edecek. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel Başkanımız bir strateji ekibi oluşturdu. O konuda hem seçim beyannamesi, seçime yönelik, bir Kasım seçimlerine yönelik neleri söyleyeceğiz, kongrede neler gündeme gelmeli, buna yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Biz özellikle 7 Haziran seçimleri sonrası çok samimi bir şekilde partimizin tüm kurulları işletildi. Ve biz acaba, evet 2011'de %49,5'luk bir oy aldık. Bir oy düşüşü söz konusu oldu. Ama buna rağmen gerçekten %41 gibi çok yüksek oranda bir oy oranıyla. İlk 2002'de yüzde kaçta iktidar? %34. %34 ile iktidara geldik. Evet. Hatırlayınız 2009'da anayasayı %38 oy almıştık. Ve sonra anayasayı değiştirecek orandaydı efendim, evet, o 2011 şeyde. %41 çok büyük, çok bir, büyük oran. Bir oran. Çok büyük bir oran ama buna rağmen biz milletimizin özellikle ve Sayın Davutoğlu'nun ilk seçimi bu değil mi? Evet, partimiz açısından halkımızın, vatandaşlarımızın öncelikleri nelerdir? Bizim herhangi bir eksikliğimiz söz konusu mu?
Eğer bir hata yapmışsak bunu nerelerde yapmışız? Bunların kendi sistemimiz içerisinde tartışmalarını gerçekleştirdik. Samimi bir şekilde işte MKYK, MYK yine diğer kurullarda detaylı bir şekilde, kapsamlı bir şekilde görüşüldü, konuşuldu, tartışıldı. İl başkanlarımız geldiler, belediye başkanlarımız geldiler. Bunlarla bu meseleler konuşuldu. Milletvekillerimizle bunlar konuşuldu. Ve inşallah 1 Kasım seçimlerinde yine biraz önce ifade ettiğim gibi ülkemizin önünü açacak bir netice elde edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı orada bir ifade kullandı. 1 Kasım istikrarın mı, istikrarsızlığın mı oyun alınacağı bir seçim oldu dedi. Bu açıdan bakılacak olursa siz de benzer şeyleri söylüyorsunuz. 12 Eylül'deki kongre çok önemli. Bizim merak ettiğimiz şey 7 Haziran'dan farklı hangi konseptler ortaya koyacak? Şunu da sormak istiyorum. AK Parti hep değişimin öncüsü oldu. Özgürlüklerin, demokrasinin, anayasadaki veya toplumun dönüşmesi için. Burada hani şey bitti mi, malzeme bitti mi, biz, yeni neler konulacak? Biz dünyadaki değişim ve dönüşümü yakından takip eden bir partiyiz. Ve gerçekten ülkemizin yüksek standartlı, gelişmiş ülkeler standartında bir ülke olabilmesi yönünde ne yapılması gerekiyorsa bu adımları atan ve bundan sonraki süreçte ne tür adımlar atacağımızı bilen bir partiyiz. Onu özellikle ifade edeyim. Eğer Türkiye 2000 dolarlardan, 2500 dolarlardan 11 bin dolarlara gelmişse istikrarın çok önemi var. İstikrar sayesinde bu ülke bu noktalara ulaştı. Eğer biz bu ülkede istikrarı sağlamasaydık, bugün belki vatandaşlarımız, sıradan vatandaşlarımız uçakla bir ilden başka bir ile seyahat edemeyecekti. O gelişmiş cep telefonlarını kullanamayacaklardı. Hızlı trenlere binemeyeceklerdi. İnternet kullanamayacaklardı. Bugün cep telefonunuzdan interneti kullanıyorsunuz. Düşünün, 12 yıl öncesini düşünün. Koskoca mağazalarda bile bilgisayar yoktu. İnternet yoktu. Ben kendi ilimden hatırlıyorum. Ben 2007 yılında bile esnafı dolaşırken belki esnafın %90'ında bilgisayar yoktu mağazalarında. Bugün bakın, bilgisayarı olmayan bir dükkan yok, esnaf yok. İnternet, cep telefonunuzdan internetle her türlü erişimi sağlayabiliyorsunuz. Sosyal medyanın patladığını görüyoruz Türkiye'de. İnanılmaz bir gelişme sağladığını görüyoruz. Türkiye'nin gelişmişlik düzeyiyle sosyal medya ve internet alanındaki gelişmişlik düzeyine baktığımızda dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumuna geldi Türkiye. Özellikle sosyal medya alanında, internet alanında, yani internet altyapısı alanında. Ve ciddi de bir rekabet var. Onu da söyleyeyim. Yani şu anda aşağı yukarı bir kişiye bir aylık cep telefonu maliyeti, cep telefonu için ödemiş olduğunuz fatura miktarı, bedeli 7 euro civarında ortalama söylüyorum Türkiye için. Bu Avrupa'da 21 euro. Yani aşağı yukarı 3'te 1'i. 3'te 1'i oranında bir... Hem internet hem telefonla konuşmuyoruz. Süremiz daralıyor. Çok az süremiz kaldı. Merak çok kısa cevap. Bir şey daha sorayım size. Bunu herkes de soruyor aslında. Bizlere de soruyorlar. Yani 48,5, 49,5'tan 41'e inmek 8,5 puan 13 yıldır iktidarda olan bir parti 4-5 puan kaybetti. Son derece doğal bir şeydir. Ama 8,5 biraz çok. Herkes öyle bakıyor. 8,5 biraz fazla. Hakikaten samimi olarak bu 8,5 puanlık düşüşün 13 yıldır iktidar olan bir partinin oy kaybetmesinden daha doğal bir şey olamaz. 13 yıl önceki yaşındaki 7 yaşındaki çocuklar şimdi 20 yaşında. Yani, şimdi bu şeyin düşüşün veya bu kaybın gerçekten samimi olarak tüm sebepleri bulundu ve üzerine gidilecek. Şimdi tabii bununla ilgili detaylı anketler yaptırıldı. Evet. Bu anketler teker teker değerlendirildi. Bu inşallah önümüzdeki dönemdeki stratejimiz. Ona yansıyacak. Bunların işaretlerini de Sayın Başbakanımız verecektir, Genel Başkanımız verecektir. Bunlar yansıyacak, toplumumuza da yansıyacak. Biz toplumumuzun, vatandaşlarımızın bugüne kadar bize vermiş olduğu güveni inşallah hiçbir şekilde bozmadan o güveni sağlamaya devam edeceğiz. Abdest ve iman tazelemek gibi bir şey mi bu? Şimdi şöyle ifade edeyim. Yani biz aslında
13 yıl iktidarda sürekli büyüyerek giden bir iktidarı düşünün. Zaman zaman bu tür şeyler söz konusu olabilir. Yani çünkü biz bunu 2009'da da yaşadık. Hatırlarsanız %39'a düşmüştük ama tekrar ama hemen tedbirler alındı. 49.5'a çıktık. Biz vatandaşımızın nabzını yakinen tutan mesajı alırız biz. Mesajı alırız biz. Biz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın. Toplumdan tamamen kopuk. Değerlerimizden kopuk. Yani toplumun beklentileriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımlarını örtüştürmek mümkün değil. Bir türlü niye iktidar olamıyorlar? Düşünün. 13 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi. Bana dünyada gelişmiş ülkelerde ve demokrasi olan ülkelerde bir tane ülke gösterebilir misiniz? Tam 13 yıl ana muhalefet partisi olacaksınız ve oyunuzu artıramayacaksınız. Böyle bir şey yok. Evet. Ana muhalefet 13 yıl ana muhalefet partisi olup da oyunuzu artıramıyorsanız artık siz bu işi bilmiyorsunuz demektir. Evet. Efendim süremiz bitti Saadet ama bir iki tane Saadet Partisi ile özellikle BBP ile bir şey yapmıştı, ittifak yapmıştı 7 Haziran'da. 2,5 civarında oy almıştı. Şimdi bu konuşuluyor. Herhangi bir şey var mı şimdi, bu konuda? Kamal Akın bugün 20 vekilden bahsetti. Şimdi bizim yaklaşımımız şu. Bizim siyasi duruşumuz belli. Politikalarımız belli. Eğer gerçekten bu politikalarımıza uyumlu bir yapıda bir birliktelik söz konusu olacaksa biz bunu reddediyoruz gibi bir yaklaşım içerisine girmeyiz hiçbir zaman. Söz konusu olmaz. Tabii bunlar değerlendirilecektir. Parti kurullarımızda değerlendirilecektir. Ama biz toplumumuzun daha geniş kesimlerine elbette kesimlerinin oyunu almak isteriz. 1 Kasım için mesaj verin, kapatalım programı. Bir de Kanal Türk, İpek grubuna yapılan operasyon önemli. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de özellikle devlet içerisinde devlet oluşturma gibi bir anlayış maalesef bu paralel yapıyla birlikte ortaya çıktı. KCK'da yapıyor. İkisi benzer beraber, bir olay. Ha, ondan falan hiçbir farkı yok. Onu da söyleyeyim. Yani. KCK'dan farkı yok. Hiçbir farkı yok. Aynen. KCK'dan hiçbir farkı yok. Onlar da Güneydoğu Anadolu bölgesinde devlet içerisinde bir paralel devlet oluşturma, illegal devlet oluşturma girişimleri söz konusu. Masa Maliye Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün çok detaylı, kapsamlı çalışmaları var. Bu çalışmalar neticesinde savcılık demek ki suç unsuru teşkil eden bazı hususlar buldu ki böyle bir operasyonu düzenledi. Dolayısıyla benim tabii detayına yönelik savcılığın bu konudaki bir 7 nedir? Milyar doların yurt dışına kaçırılmasından bahsediyor evet, efendim. Ben de onları 7 milyar doların yurt dışına kaçırılması gibi bir hadiseden bahsediyor. 2-3 meseleden bahsediliyor. Herkes yargı önünde hesabını vermek zorunda. Evet. Kimsenin yani bu ülkede bu kimsenin hiç kimsenin ayrıcalığı yok. Hiç kimsenin ayrıcalığı yok. İşte efendim ben işte şu görüşümden dolayı böyle bir muameleye tabi tutuldum gibi bir yaklaşımı bizim evet. kabul etmemiz mümkün değil. Kararı veren yargıdır. Yargı da bunun gereğini yapacaktır. Efendim son bir soru, onu da istemiştik reklam arasında. Memleketten, Çankırı'dan, Ilgaz'dan, Ilgaz Tüneli'ni soruyorlar. Ne zaman bitecek diye. Şimdi Ilgaz Tüneli ile ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah 15 Ocak tarihi itibariyle Işık Gördü törenini yapacağız. Evet, Işık Gördü töreni. 15 Ocak. 15 Ocak. Tarih veriyor. Tarih veriyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakan. 15 Ocak inşallah. Işık Gördü törenini yapacağız. Nisan'ın başında da açacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Size somut tarihle. Güzel. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu süreçte birçok gelişme olacak. Kongrede de beraber olacağız. Aslında kongreyle 1 Kasım arasındaki ilişki de o gün kurulacak. Gerçekten birçok adım atılacak. Bugünkü açıklamalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ve size başarılar diliyoruz. Nuri abi size de teşekkür evet. ediyoruz. Antalya sporla ilginiz devam ediyor mu? Eto'yu aldınız. Şimdi Antalya milletvekiliye. Eto ama helal olsun. Eto 3 tane de güzel gol attı. Evet, iyi Fenerbahçe gidiyor, iyi gidiyor, değil mi? Az daha bizden de puan alıyordunuz. Yani evet. sonu neyse ki hani son anda kurtardık. Süre biraz herhalde fazla mı uzatıldı bilmiyorum. Yok 90, 95 arttı. 24 orada hani son pozisyon olduğu için onu Antalya'da kazansaydı o frikiyi onu da atacaktı. Ama hakikaten Eto renk getirdi. Lige de renk getirdi. Hakikaten
ilerlemiş yaşına rağmen çok hızlı hareket edebiliyor. Tebrik ediyoruz Sayın Bakanım. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Nuri Bey, size de teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Güzel bir program oldu. Efendim biz yorumu her zaman olduğu gibi siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Ankara'dan hoşça kalın efendim. İyi akşamlar.